Arkadaşlar çemberin analitiği ile ilgili bir soru. Gelin bu soru üzerine çemberin analitini de özetlemiş olalım. Y eşittir kök x doğrusunun yarıçapı R olan çemberinde ayırdığı kirişin uzunluğu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar bakınız burada merkezi bulmam lazım. Ben merkezi nasıl buluyorum arkadaşlar? X'ten ne çıkıyor? Eksi R. Bakın e, ya da X'ten R çıkıyor. O zaman merkez ne? R. Y'den ne çıkmış arkadaşlar? Bir şey yazılmamışsa ne çıkmış oluyor? Sıfır oluyor. Bakın Fuat da hatırlatayım. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi şeklindeki formda merkez ne oluyordu arkadaşlar? A'ya B oluyordu. Tamam mı? Eksi A'nın zıttı. Eksi B'nin zıttı. Burada eksi R'nin zıttı. R. E, Y'den sıfır çıktığı için zaten görünmediği için sıfır yazdım. O zaman merkezi R'ye sıfır. Arkadaşlar bakın hiç abartmıyorum. Şöyle bir çember çiziyorum. Bu çemberin merkezi e, şurası. R'ye sıfır noktası. Ee, tamam. Şimdi bana diyor ki şu şeye gerek yok arkadaşlar. Doğruya gerek yok. Doğrusunun yarı çapı R olan çemberinde ayırdığı kirişin uzunluğu diyor. Şimdi bu doğru o zaman çemberde ne yapmış? Bir kiriş yapmış. Peki arkadaşlar bakın bu ayırdığı kirişin bana neyi soruluyor? Uzunluğu soruluyor. Ben bunu nasıl bulabilirim? Şimdi değerli arkadaşlarım burada yapacağınız en mantıklı şey şöyle bir köşe vuruş yapın. Yarı çap. Yarı çapı neydi? Bakın söylüyor zaten yarı çapı R. Tamam. Peki bakın kiriş gördüğünüz zaman bu yektumat hocanızdan bir tavsiye olsun. Bak direkt aklınıza gelecek en önemli şey kirişe dik çekeceksiniz. Dik çekmeden düşüneni elerim. Tamam mı? Kirişi ne yaparsın? İki parçaya böler misin? Bölersin. Peki sen şimdi şu, şu merkez noktasının bak şu noktanın şu doğruya olan uzaklığını bulmuyor musun aslında? Şurası o değil mi? Bak şu boyadığım yer merkez noktasının şu doğruya uzaklığı. Peki merkez noktasının o doğruya uzaklığını bulanmak için ne lazım? Noktanın doğruya uzaklığı formülü kullanman lazım. Ehor formülü bilmiyorum hocam. Canın sağ olsun. Gel ben sana bir hatırlatayım. Şöyle bir nokta var. O noktanın şöyle bir doğruya uzunluğun uzaklığından bahsediyorsun. Ax artı by artı c eşittir 0 diyelim. Tamam mı? Bunun formülü şu. A çarpı x 0 artı b çarpı y 0 artı c bölü a kare artı b kare. Onun formülü bu. Tamam mı? Şimdi senin senin burada x 0 dediğin şey ne? R. Y0 dediğin şey ne? 0. Ee, senin doğrun ne? Bak bu formda yazma sakın, tamam mı? Ee, bu y'yi öbür tarafa at. Şöyle, hani şu y'yi al bu tarafa at. O zaman ne olur biliyor musun? Şöyle bir şey olur. Ee, kök 3x eksi y a, 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 artı 0, hani 0. C'nin 0 olduğunu gördüğü yaptım böyle. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. R çarpı kök 3. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şuraya geçmek istiyorum. E, hatta şöyle de yapabilirsin. Bozuk. Evet. Şimdi R ile kök üçü çarp. R kök 3. E, sıfırla Y'nin katsayısı olan eksi 1 çarp 0. Sıfır, sıfır e, ondan sonra C'de ne arkadaşlar? 0. Bölü kök 3'ün karesi 3. Y'nin katsayısı kat eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi 1. Ne geldi arkadaşlar buradan? 3, 1 daha 4. Kare kökten çıktı 2 diye. Yukarısı da ne oldu? R kök 3 oldu. R kök 3 bölü 2 geldi. Peki o zaman ben şu anda neyi buldum arkadaşlar? Şurayı buldum. Şu ne kadardı? R kadardı. Şurası da ne? R kök 3 bölü 2. Arkadaşlar bu bana ne demek istiyor biliyor musunuz? Bakın bu bana şunu demek istiyor. 90'ın gördüğü R tamam mı? 90'ın gördüğü R e, burası demek ki 60, şurası 30. 30'un gördüğü R bölü 2 60'ın gördüğü R kök 3 bölü 2 oluyor. Dolayısıyla benim şurası ne kadar oluyor? R bölü 2. Yani R şurası ne kadar oldu arkadaşlar? R bölü 2 oldu. O zaman şurası ne oldu? E orası da R bölü 2 oldu. O zaman arkadaşlar ne olacak? R bölü 2 ile R bölü 2'yi toplarsan e, 2R bölü 2'den e, ne olacak? R gelecek. Bana diyor kirişin uzunluğu nedir? R'dir. Yani ben bu kirişin uzunluğunu nasıl buldum arkadaşlar? Şöyle buldum. Bakın totalde bir daha özetleyelim. Benim şöyle bir çemberim var merkezi R'ye ye 0. Tamam mı? Bunu böyle bir kirişi var. Bunun da yarı çapı R. Bunu buldum. Kirişe şöyle dik çektim. Şu noktanın şu doğruya uzaklığını buldum. O da ne geldi arkadaşlar? R kök 3 bölü 2 geldi. Sonra şurayı buldum. Orası da R bölü 2. O zaman burası da R bölü 2. Çünkü merkezden kirişe çekilen Kirişi 2 parçaya böler. R bölü 2 ile R bölü 2'yi toplarsan ne yapıyor o zaman? Ee, orası R kadar yapıyor. O zaman cevabımız Denizli. R olacaktı. Arkadaşlar yine bu sorumuzda 3-4-5 yayınlarının AYT matematik denemelerinde olan bir soruydu. Ben diyorum ki bu şekilde soru çözümlerine devam edelim. İnşallah faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Sınavda arkadaşlar yani yine yani doğrunun denklemiyle nokta ile ilgili bu tarz bir soru gelebilir diye ben düşünüyorum.